Sayın seyirciler, iftarın ardından teravih namazı için camiye koşanlar kendini bir anda hastanede buldu. 8. rekat sırasında saf tutanlar şiddetli şekilde öksürmeye başladı. Hava almak için dışarı çıkanlar daha da fenalaştı. Sağlık ve AFAD ekipleri camiye akın etti. Bu ilacın geldiğini duyduk yani, biz içeride görmüyoruz da duyduk sesini. Duydukları o ses az kalsın sonları oluyordu. Otluk alanda sinekler ilaçlandı, camideki cemaat zehirlendi. 21 kişi hastanelik oldu. Siz içeride miydiniz? Tabii, ne oldu? Biz içerideydik. Akıllara durgunluk veren olay Balıkesir'de yaşandı. Burhaniye ilçesinde yatsı ezanının ardından cemaat teravih namazı için saf tuttu. O sırada dışarıda ilaçlama başladı. Öylesine ki ilaçlama aracının gürültüsünden imamın sesi duyulmaz oldu. Cemaat huşu içinde ibadetini yaparken önce çıkışa yakın olanlar, ardından ön saftakiler öksürmeye başladı. Teravihin 8. rekatında tam aşırı bu öksürmeler başladı. Bu esnada sonra biz bir ara verdik, bir anons yaptık, hatta açık havaya çıkın diye. Dışarıda tabii daha fenaymış. Sıra dışı bir durum olduğu ortaya çıkınca cemaat dışarı akın etti. Ama daha da kötü oldu. Çünkü otluk alana sıkılan ilaç açık havada daha da yoğundu. Dışarı çıkanlar daha da fenalaşıp geri döndü. Çoğu kadın, 21 kişi zehirlendi. Burada bir insan var. Attığında zehir. Su değil yani. Ne diye devamlı sıkıyorsun insanların üzerine? Onu anlamış değilim. Sağlık ekipleri camiye akın etti. Böcek ilacının fenalaştırdığı cemaat öfkeliydi. Zehirlenen 21 kişi ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Teravih namazını yarıda bırakan zehirlemenin ardından camiye AFAD ekipleri gönderildi. Yapılan ölçümlerde zararlı gaza rastlanmadı. Alarm durumu sona erdi.